Anaya babaya lanet eden. Sen şimdi diyorsun ki ya bir adam anasına babasına lanet eder mi? Adam anasını babasını kesiyor doğuruyor ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Anasına babasına şu anda küfür etmek moda. Çoluk çocuk anasına babasına ana avrat sövüyor. Moda olmuş şu anda. Evet. Anaya babaya isyan moda olmuş. Anaya baba asilik moda olmuş. Tabi. Annesine babasına kibar davranana şaşırıyoruz. Gerçekten böyle arkadaşlar. Şu anda annesine babasına yani olması gereken bir şey bu saygı zaten. Annesine babasına olması gereken gibi yani saygı gösterene gördüğümüz zaman ay maşallah diyoruz değil mi? Yalan değil arkadaşlar. Halbuki normal ananın babanın hakkı ödenir mi? Ödenmez. Bir adam anasını sırtında taşısa, Kabe'ye götürse, onun anasını omzuna alsa, Kabe'yi tavaf ettirse ya karnında 9 ay boyunca attığı bir tekmenin attığı bir tekmenin hakkına eşit olmuyor ya. ya. Ne konuşuyorsun sen ya? Ondan sonra ya siz de kardeşim ya benim annem şöyle ya geç. Hak var hak. Annen kötü olabilir. Ama ona sövmeye ona küfretmeye bela okumaya hakkın yok. Kimse annesine beddua bela demez. Bir anaya babaya lanet eden. iki Allah'tan başkası adına kurban kesen. Ne demek bu? Putu adına kurban kesen var mıdır? Şu anda dersin ki ya bu nasıl olur? Olur. Bir adam besmelesiz kurban keserse o et yenmez. Ateistin kesti et yenmez. Ama bir adam besmelesiz kurban kesiyorsa Allah adından başka. Mesela kurbandan ne yapıyoruz arkadaşlar? Hayvan etiyoruz, tekbirlere getiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda kurbanda da e, şimdiden aklınız olsun. Kurbanda adam elinde bıçak. O an belki dalgınlığına gelmiş olabilir. Böyle hatırlatır babında Bismillahirrahmanirrahim deyin böyle hafif sesle adamın kulağına yakın gelip Bismillahirrahmanirrahim adama dürtmeyin yani Bismillah çek diye. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Sen böyle şey yap telkin verir gibi adamın kulağına bunu da söylemek lazım. Allah'tan başkası adına kurban kesen lanetlenir. Kesin. Ve geldik üçe. Arazinin diyor sınırını geçen. Bakın bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Bir kimse, bunu iyi dinleyen arkadaşlar. Bir kimse tarlası var. Diyor ki, eğer yandaki tarlaya bir karış geçerse bir karış. Diyor ki, o karşı tarafa geçti ya o karşıdaki adama diyor kabul olmuş 700 namazını verecek. Allah ondan 700 tane namaz alacak. 700. Kabul olmuş ama ha. İyi anlayın burayı. Bizim namazlar kabul mü acaba? O da var. Ne diyor? Arazinin sınırını geçen. Peki arkadaşlar şu zamanda bu devirde başkalarının haklarını hiç gözetmeyen, oralı olmayan lanetli bir millet var mı şu anda piyasada? Var. Filistinli kardeşlerimizin artık topraktan da geçtik. Ne demek topraktan geçtik? Zaten toprakları işgal ettiler. Namusuna, ırzına, çoğluğuna, çocuğuna, karısına, kızına hiç anne karnındaki bebeğe tabii şu anda onların kendi uydurdukları kitapta öldüreceksin diyor. Annenin karnını yaracaksın, çocuğu çıkartacaksın, çocuğu öldüreceksin yazıyor. Kendi kanunlarında şu anda bu, bu kafaya gelmiş. Evet. Bu kısırda biraz video izledim. Yani ben izleyemiyordum normalde. Allah bilir izleyemedim çünkü dayanamıyorum. Bugün biraz bakayım dedim. Yani insan kendini kaybediyor. Gerçekten insan kendini kaybediyor. Niye? Ya arkadaşım çoluk çocuk perişan ya. Tamam eyvallah çoluk çocuk ölüyor. Şehit oluyor cennete giriyor. ayrı bir şey. Ama niye Müslüman çocuğu ölsün? Niye Müslüman çocuğun başı belada kalsın? Ne yapacağız arkadaşlar? Dertlenme var mı? Yok. Anca kar olsun bilmem. Geçin bu işleri ya. Allah için bir şey yapmıyoruz. Bak bir boykot muhabbeti başladı. En son karşıma bir tane şey geldi. Hepiniz görmüşsünüz. Bu domestos var. Aynen. İlk gördüm. Vallahi de billahi de tallahi de. Kime gösterirsem ilk reklamı dedim bu Filistin bayrağı. Bak. ilk kim görüyorsa diyor ki bu kardeşim Filistin bayrağı. Peki mevzu ne? Domestos diyor. Mikropları yok eder, mikropları temizler. Mikroplar artık mikroptan maksat ne arkadaşlar? Filistinli kardeşlerimize mikrop diyecek kadar esfele safilin olmuşlar. Birileri. Peki bunlar buraya nasıl geliyor bu kıvama? Birileri aldığı için reklam iyi paradır arkadaşlar haberiniz olsun. İnsan reklamları çok iyi para harcar. Bak bütün billboardlara, direklere, belediye duraklarına her yere reklam vermişler mi? Reklam parası vermişler. Az. 5 milyon. Ama 5 milyon onlara koymaz. Niye? Parayı veren Yahudi sermayesi. Yahudi sermayesi veriyor. İyi de diyor kardeşim diyor. Sen diyor öyle diyorsun da diyor. Domestos diyor çok iyi temizliyor diyor. Bizim Müslümanlar yapsın da diyor. Ya sen nasıl bir rahatsız bir adamsın sen ya. İnsan biraz utanır ya. Adam resmen Filistinli kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize mikrop diyor. Sen diyor bunu al. Bu para bizim cebimize girsin. Biz de diyor bebeklerin başına bomba olarak yağdıracağız. O mikropları temizleyeceğiz. Allah Allah sen ya abaya yes geç Allah Allah. Biz bugün bu hale nasıl geldik? Müslümanların ezikliğinden. Ama diyor Domestos çok iyi yıkıyor. Evet çok iyi yıkıyor. Ne yıkıyor? Camileri yıkıyor. Okulları yıkıyor. Evleri yıkıyor. Bombayla yıkıyor. Temizliyor. Müslümanları temizliyor. Nereden? Hayattan temizliyor. Gerçi elhamdülillah cennete gidiyorlar da kardeşim niye Allah Allah yaşamak varken niye paramparça olsunlar ya? Bugün bir tane video gördüm. Çöp poşetleri var böyle yüzlerce. Yazmışlar ki altında bunların hepsi ceset. Hadi bakalım. Çöp poşetleri. Adam almış çocuğunun parçalarını. Bu da yeni video yedi eski değil. Çocuğunu alıyor böyle eli koyuyor işte bacak koyuyor. Bu ne ya? Biraz üzülmemiz lazım diyoruz. Umurumuzda değil gördüğümüz kadarıyla. Çünkü umurumuzda olsa biz biraz dertlenirsek Allah Celle Celle bunların belasını verir. Biz anca dediğim gibi tweet atıyoruz. Kahar olsun İsrail. Gebersinler. Allah belanı tebesin. Bilmem neler. Anasını avradına küfür. Sen İsrail'in anasını avradına sözsen ne olur? Hiçbir işe yaramaz arkadaş. Ben açık konuşuyorum. İsrail'in anasını avradana yedi sülersen sorsan sen günah giriyorsun. Çünkü küfür yok dinimizde. Onlar da serbest bizde değil. Ne dedi? Fetva verdi namussuz kitapsız. Dedi ki Filistinli kadınlara tecavüz edebilirsiniz. Fetva verdi. Rabbim bunları helak eylesin Rabbim bunları yerin dibine batırsın amin. Ama bir daha söylüyorum. Sebebi bizdeyiz arkadaşlar. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله